Arkadaşlar tekrardan merhaba, Esra Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Şimdi kağıt ip çantamla karşınızdayım arkadaşlar. Bir önceki videomda da söylediğim gibi Pull and Bear çantasındaki gibi bayram olduğu için biraz çantaya ağırlık verdik. Tabii ki amigurumi yapmaya çok hızla devam edeceğiz. Kağıt ipten yapmak istedim arkadaşlar. Bana sanırım 200 gramda 200 gram kağıt ip yetti arttı. Şöyle göstermek istiyorum. Şöyle çıt çıtla. Çok sade, çok kolay örülebilecek bir çanta modeli yapmak istedim. Bunu isterseniz arkadaşlar yapın, isterseniz buraya. Hani şöyle dıştan çıt çıtlar olur ya, öyle de alırsanız çok iyi olur. Şöyle iki tane şeye ihtiyacımız olur. Kenardan şöyle kup takmak için. Ben bunları tuhafiyeden, burada bana yakın olan tuhafiyelerden aldım. Şöyle bakın, kancaları var. Böyle zinciriniz yoksa arkadaşlar kağıt ipten zincir çekerek üzerine sık iğne yaparak çok rahat bir şekilde askısını da oluşturabilirsiniz. Boyutlarından bahsetmek istiyorum. Şöyle hemen ölçüyorum sizin gözünüzün önünde. 21 santim bu şekilde ve şöyle de 14 santim. Yani 21'e 14. Daha büyük yapabilirsiniz. Ben bunu videolarda çok rahat tarif ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ve daha çok çanta yapmak isterseniz, daha çok amigurumi bebek yapmak isterseniz modelleri bana Instagram'dan atabilirsiniz. Birlikte bu şekilde çalışabiliriz. Dilerseniz yapım aşamasına geçebiliriz. Ha, bir de şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Tığ numarası ipinizin kalınlığına göre ben bunu 3,5'la ördüm arkadaşlar. Ama 2,5'la da örülebilir. İpinizin kalınlığı önemli. Kalınsa 3,5, birazcık ince ise bunu 2,5'la örebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir parça öreceğiz çantamız için ve yan parçaları için iki tane bu şekilde öreceğiz. Ben hemen onların şimdi düz olduğu için göstereceğim arkadaşlar. İpim daha önceden akşamdan yumuşatıcılı suya bastırmıştım. 10-15 dakika beklettim, sonra çıkarttım, kuruttum, bu şekilde kullandım. Direkt de kullanabilirsiniz. Bunu videonun başında da açıklıyorum zaten. Şimdi çantanızın boyutunu ne kadar isterseniz o kadar yapabilirsiniz. Ben şimdi kaçla başlamıştım, hemen onu da bir ölçelim. Şimdi benimki 20 santim. Bunu 25 santim yapabilirsiniz. En 20 santim. Boyunu kaç santim yapmışım? 33 santim kadar. Yani bunu istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Şöyle olacak bakın. Şöyle katladığımızda şöyle de bir kapak olacak. İşte boyutu siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Daha küçük yapabilirsiniz. Mesela zinciri daha az çekebilirsiniz. Hani zincir sayısı vermiyorum, boyuta göre. Ben 3,5 milim tığla çalıştım. Sizler ipiniz daha inceyse daha ince tığla, daha kalınsa 4-4,5 arası çalışabilirsiniz. Şimdi hemen kağıt ipten zincir çekmeye başlıyorum. Bu dediğim gibi boyutunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani bunun boyutu sizin çantanızın büyüklüğüne göre, küçük kızlara, küçük çocuklarımıza örecekseniz 10-15 santim yapabilirsiniz. Ama yetişkin olarak kendinize örecekseniz 25-30 santim civarı yapabilirsiniz. Dediğim gibi boyutu tamamen kendiniz ayarlayın. Şimdi boyuta göre zinciri çekin arkadaşlar. Mesela 25 santimlik bir çanta yapmak istiyorsanız 2 zincir fazla çekin. Önce bir ölçün. Bu 25 santim olduysa 2 zincir de fazla çekin ki sık iğne yaparken bir zincir atladığımız için. Şimdi ben gelişigüzel bir zincir çekiyorum. Dediğim gibi boyutu siz ayarlıyorsunuz. Şimdi ben çekmiş farz ediyorum arkadaşlar. Hani bu kadar zincir çekmiş farz ediyorum. Yani 25 santimlik zincir çekip, hatta 27 santim çekin anca olur. Ya da benim gibi 20 santim yapın, nasıl isterseniz. Boyutu size göre, benimki 20 santim oldu. Şimdi şöyle bir değil, şöyle hatta zinciri şöyle ters çevirdim. Zincirin şu sırt kısımlarına batıyorum arkadaşlar. Bakın nereye battığımı göstereceğim. Başlangıçta şurada içte, bakın içteki orta kısma batıyorum. Ama bu şart değil, normal sık iğne olarak da yapabilirsiniz. Ben başlangıçta böyle başlamıştım. Şöyle bakın, zincirin tam ortasında şöyle bir sırt kısmı var. O şekilde batabilirsiniz. Şöyle düz devam ediyorum sıra sonuna kadar. Uzunluğunu istediğiniz kadar çektiniz. Küçük büyük hiç fark etmez. Sayılı bir zincir yok.
Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyorum. Modeli böyle değil de düz bir model isterseniz, bakın ben modelli örünce şöyle bir balık sırtı gibi böyle değişik bir şey oldu. Düz örünce de şöyle oluyor arkadaşlar. İsterseniz çantayı dümdüz sık iğne olarak gidebilirsiniz. Ben yaptığım modeli size göstereceğim. Seçimi size bırakacağım. Ben uğraşmak istemiyorum Esra Hanım, düz gideceğim diyorsanız dümdüz sık iğne olarak gideceksiniz. Onu şimdi birazdan göstereceğim döndükten sonra. Şöyle bütün zincirlerimi bitireyim. Siz kaç tane çektiyseniz zincire, kaç santim çektiyseniz sıra sonuna kadar bu şekilde zincir yapın. Ben şimdi size göstermelik küçük çektim. Normalde tabii ki bu kadar yapmıyorum. Son zincirime de battım. Şimdi zincir çektim ve döndüm. Şimdi arkadaşlar düz sık iğne olarak devam ediyoruz. Yani bu sırayı, ikinci sırayı da düz sık iğne olarak devam ediyorum. Çok elinizi sıkmayın. Hani böyle çok sıkmasın. Yaptıkça da açın arkadaşlar. Şöyle yaptıkça açın. Şöyle düz sık iğne olarak bu sırayı da tamamlayalım. Üçüncü sırada artık modeli göstereceğim. Arkadaşlar videolarımın bir kısmı silindiği için şimdi bu şekilde göstereceğim. Şimdi istediğimiz uzunlukta zincir çekmiştik. Şimdi şu an benimkine bakmayın. Bir önceki videodakine bakın. Çantanın boyutunu istediğiniz uzunlukta çektiniz. Mesela 25 santim, 30 santim fark etmez. Üzerine sık iğne yaptık. Sonrasında ikinci sırayı döndük. Tekrar sık iğne yaptık. Üçüncü sırada ne yapacağız? Sizin boyutunuza göre tabii ki şu an söyleyeceğim. Buna bakmayın dediğim gibi. Üçüncü sırada arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Bakın şuraya değil, bir altındaki boşluğa bir uzun sık iğne yaptım. Şu tekrar göstereceğim. Şu şuradaki boşluğa değil, altındaki boşluğa bir uzun sık iğne yaptım. Yanındakine normal sık iğne. Bunu kağıt iple yapıyorsunuz tabii. Şu an benimki göstermelik. Şimdi yine şurası değil, bir alt boşluğa bir tane sık iğne. Hemen yanındakine normal sık iğne. Dümdüz sık iğne olarak da gidebilirsiniz. Aynı şeyi yapmak zorunda değilsiniz. Yani aynı modeli yapmak zorunda değilsiniz. Yanındakinin bir alt boşluğuna uzun sık iğne olarak batıyorum. Şimdi buraya normal düz sık iğne batıyorum. Bir uzun sık iğne, bakın şöyle şurası değil, bir alt boşluğa bir uzun sık iğne battım. Bir tane normal sık iğne battım. Bir uzun sık iğne alt boşluğa. Bir normal sık iğne yanına. Bir uzun sık iğne boşluğa. Bir normal sık iğne. Şimdi sizinki neyle bitecekse arkadaşlar ondan sonra ona, benim şimdi normal sık iğne ile bittiği için zincir çekip döndüğümde uzunla başlayacağım. Yani alttaki ilmeğe batarak. Şimdi normal battım. Bakın şurası değil, bir altındaki boşluğa batıyoruz. Bu şekilde istediğiniz uzunlukta, yani çantanızın boyutu ne kadarsa, hani uzunluğunu da 40 santim yapabilirsiniz, 35 santim. Benimki sanırım 35 santim falandı. Katlayın böyle, katladığınızda nasıl olacak söyle. Bunu öğrenelim, sonra birleştirmeye göstereceğim. Şimdi arkadaşlar şurada yan kısımlarını da göstereceğim. Şuradaki yan birleştireceğimiz kısımları nasıl yaptık onu da bir göstermek istiyorum. Şimdi yine kağıt ipi alıyorsunuz. Ben bu iple göstereceğim çünkü yapmıştım, videolarım silindi demiştim. Şimdi ne yapıyorum, hemen zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, bakayım hemen. 10 tane zincir çekiyorum. 6, 7, 8, 9, 10. Hemen ikinci zincirden itibaren sık iğne örmeye başlıyorum. İsterseniz çanta ördüğümüz gibi şekilli yapabilirsiniz ama ben burada düz yaptım. Dümdüz bu şekilde sık iğne örüyoruz arkadaşlar. Hiç başka bir işlem yapmadan kağıt ipimizle 10 tane zincir çektik, 9 tane sık iğnemiz var. Bu şekilde da genişliğini daha isterseniz büyük yapabilirsiniz. Çantanız daha büyükse zinciri fazla çekebilirsiniz. Daha küçük yapabilirsiniz. Bunu tamamen size bırakıyorum. Şöyle. Bu parçadan iki tane yapacaksınız. İki yan için.
son zincire bir türlü batamadım. Tığım tabii bu ipe biraz kalın geldi. Kağıt ipte 3,5 ördüm. Bu biraz 2,5 örmem lazım. Göstermek için şimdi yapıyorum. Zincir çektim, döndüm. Ve buna sanırım arkadaşlar 10 santim kadar yetecek. Yani şöyle yanda 10 santim olacak şekilde. Bakayım ben kaç santim yapmışım şunu. Hemen onu da göstereyim. Ama dediğim gibi çantanız biraz daha, bakın tam 10 santim. 10 santim kadar örüyorsunuz. 9 sık iğneye bu parçadan 2 tane yapıyorsunuz. Ve sonra birleştirmeyi göstereceğim. Şimdi birleştirme kısmını yapacağız. Burada şimdi düz kısım arkadaşlar, en belirgin kısım hangisiyse, yani en temiz kısım hangisiyse orayı düz yapın. Şöyle bakın benim minik düğümcüklerim var. Onların içinde içte kalmasını istiyorum. Bunları da, bu ipleri zaten sonradan içeri doğru alacağım. Bakın sadece şurada bir düğümcüğüm var ama ben onu içeri alabilirim parçada. Ona çok fazla takılmıyorum. Şimdi hemen şöyle, hatta isterseniz iğneleme yapabilirsiniz. Bakın iğneleme yapıp gösterirsem daha iyi anlayabilirsiniz. Ama önce dediğim gibi içe kıvıracağınız kısmı belirleyin. Ben başlangıç kısmını içe kıvırıyorum. Bakın şurası birazcık daha böyle dar başlayınca son yaptığım sıra daha düzgündür. Orası kapak olsun bence. Şöyle şimdi aldım. Arkadaşlar parçadan ipi koparmayın dedim ama şöyle koparalım yine. Daha rahat edeceğiz. Şöyle dediğim gibi şu şekilde. Şöyle olacak. Bu şekilde geldiğinde şuraya da yapmış olacağız. Önce şöyle bir iğneleyelim. Elime batıyor. Şöyle. Bakın bu şekilde gelecek. Şöyle yaptığımızda bir de karşı tarafa, karşı parçaya da aynı şekilde yapacağız. İsterseniz birinciyi yapalım. Bakın şöyle birleştireceğiz. Şimdi ben birincinin nasıl yapıldığını göstereyim size. Ben şuradan ipimi takacağım. Şöyle karşılıklı. Önce bir zincir çektim. Hemen karşılıklı bir sık iğne ördüm. İkisini birleştirdim. Karşılıklı birbirine denk gelecek şekilde birleştirme yapıyorum. Şöyle. Ben iğneyi çıkarıyorum. Daha rahat oluyor benim için iğnesiz. Ama sizlere göstermek için taktım. Bakın şöyle uç kısımlardan karşılıklı sık iğne yaparak birleştirme yapalım. Çok uzatmayalım. Hani çok uzağa batmadan. Çok da yan yana değil. Hani bir sık iğne içerisinde iki tane batmadan da. Şöyle hemen yanındakine ve tam karşı sırasında denk gelene bu şekilde sık iğne ile birleştirelim. Şöyle. Tam karşı sırada nereye denk geliyorsa. Kağıt iple örmek biraz daha zor arkadaşlar diğer iplere göre.
devam ediyorum birleştirmeye. Yani karşılıklı neresi nereye denk gelirse o şekilde birleştirme yapıyoruz. Şöyle burası birleşmiş oldu. Şimdi şurası da olacak arkadaşlar. Şuradan şimdi dönüş yapacağız buraya. Dönüş yapmak için ne yapıyorum? Şuraya son battığıma bir kere daha battım. Şöyle. Şimdi şöyle yan parçadan dönüşümü yapıyorum. Fazla olan ipleri alttan yürütebilirsiniz. Şimdi tersinize gelmesin diye sürekli çevirip size göstermeye çalışıyorum. Şöyle parçayı birbirine denk gelecek şekilde ekledim. Ve şimdi bakın şuraya. Zaten kendi kendine dönmüş oldu bakın. Şöyle dediğim gibi parçayı sıktırabilirsiniz. Şöyle açtırabilirsiniz. Yine şurada tam dönüş yapabileceğimiz yere tam köşe kısmına arkadaşlar bir tane daha batın. Yani bir sık iğne içerisinde bir tane daha batın ki dönüş yapabilelim burada. Hemen devam ediyorum. Şöyle karşılıklı yine birleştirme yapıyorum. Şöyle. Şu kısma kadar yapalım. Arkadaşlar bu kısmı birleştirdik. Ben size videonun başında söyleyeyim arkadaşlar. Şu parçanın etrafına komple sık iğne önce geçebilirsiniz. Ben sonra geçireceğiz diye yapmak istedim. Şimdi karşı parçayı da yapacağız ama karşı parçaya gelene kadar şimdi ipi tek koparmayalım. Şöyle her ilmek içerisine sık iğne yapalım. Parça boyunca şöyle her ilmek içerisine ta karşı tarafa gelene kadar şöyle sık iğne yapıyorum. Başta parçaya sık iğne geçin demedim çünkü zaten burada geçeceğimiz için ama birleştirirken daha düzgün olmasını isterseniz tabii ki önce sık iğne geçip sonra tekrardan üzerine bir sıra geçebilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Şöyle parça boyunca köşeye geldiğimizde aynı yere bir tane daha batıyoruz. Onu da göstereyim. Şimdi diğer parçayı birleştireceğimiz kısma kadar şöyle geliyorum.
Tam bakın şu dönüş noktasına geldim. Buraya battım ve aynı kısma bir tane daha batıyorum ki burada, burası tam benim kapak kısmım. Burası zaten son sıramız olduğu için sık iğne içerisine sık iğne batıyoruz ve düz batıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar şu kısma kadar gelelim. Yani birleştireceğimiz kısma kadar gelelim. Arkadaşlar bakın şimdi şu kısma kadar yaptım. Dediğim gibi şöyle minik çektirerek yapabilirsiniz. Şimdi diğer parçayı alıyorum. Bunları arkadaşlar sonra içeride kaybedeceksiniz. Hatta şimdiden yapabilirsiniz şöyle. Yavaş yavaş hangi tarafı ters olarak kullanacaksanız. Önce onu bir belirleyin. Sonra onları kesebilirsiniz. Şimdi şöyle yine en düz tarafı hangisi ise onu dışta bırakın şöyle. Önce bir ölçün arkadaşlar. Nereye geldiğini bir görmeniz gerekecek. Şöyle yaptığınızda bakın şöyle yaptığınızda şuradan demek ki benim birazcık daha örmem gerekecek. Bakın öyle o şekilde ölçebilirsiniz. Şöyle ölçüyorum ki bence şimdi tam oldu. Şöyle karşılıklı ilmeklerle buradan başlayarak karşılıklı arkadaşlar güzel ölçmeniz gerekecek. Şöyle ilk tutturdum. Bu şekilde devam ediyorum. Aynı diğer kısımda yaptığımız gibi. Ama çok daha düzgün olsun istiyorsanız, hani sıkıntı yaşıyorsanız öncelikle parçaları etrafına sık iğne geçebilirsiniz. Bu şekilde birleştirmeyi yapıyoruz. Şu tığımın plastiğini biraz alt etmek istiyorum. Arada hani şaşırabilirsiniz. Nereden nereye birleştireceğim diye önce bir bakın. Ellerinizle bir şeklini verin. Ondan sonra kafanızda canlanacaktır arkadaşlar. Bende de oluyor. Özellikle size göstermek istediğim zaman böyle bir şaşırıyorum. Hani şunu yapın. O zaman zaten size bakın göstermiş oluyor. Sonrasında şöyle geleceğiz. Şuradan geldim. Şimdi şurada bir dönme hareketi yapmak zorundayım. Aslında dümdüz gidiyoruz. Sadece
Bakın şurada tam aynı yere bir tane daha batarak dönüyorum. Şimdi düz gidiyorum. Arada şöyle ipleri alttan yürütebilirsiniz. Fazlalıklarınız varsa. Fazla ipleri sonra arkadaşlar şöyle hafif çakmakla yakıp eritebilirsiniz ya da çok güzel şekilde muntazam bir şekilde içeride saklayabilirsiniz. Ben onları sonradan yapacağım. Şu an onları çünkü çok fazla vaktim olmuyor. En son yapıyorum, böyle işlemi bitirip tamamen çantayı bitirmeden hallediyorum. Devam ediyorum. Asıl köşem şurasıymış arkadaşlar. Köşeyi şurada birleştireceğim. Arkadaşlar şimdi bu kısmı da bitirdikten sonra artık burada ipimizi gizleyebiliriz. Hatta şöyle yapabilirsiniz. Şuradan bir sırada sık iğne gidip, bakın şuradan gelmiştik sanırım. Şuradan bir sıra sık iğne gidip artık ipi burada bitirip koparabiliriz. Şurada dediğim gibi şu parçayı güzelce düzeltelim. Sonrasında artık kapak kısmını şu şekilde yapacağız. Çıt çıtlarını dikeceğiz. Arkadaşlar şimdi şöyle bakın. Şöyle aparatlarınız var mı bilmiyorum ama yoksa edinebilirsiniz. Yoksa da başka türlü askıyı buraya dikebilirsiniz. Bakın şöyle aparatlarım vardı benim. Ne ördüm oraya hemen göstereyim. Dört tane zincir çektim. Hemen ikinci zincirden itibaren başladım. Üç tane sık iğne ördüm. Zincir çektim, döndüm. Tekrar üç tane sık iğne örüyorum. Zincir çektim, döndüm. Şu ipi keseceğim şuradan. Tekrar 3 sık iğne. Bunu kaç sıra yaptım hemen sizinle paylaşacağım. Kağıt iple çok çalışmak istemiyorum. Çok sıkıcı. Çok yani sevmedim. Sevmedim gitti. Hemen bir sıra daha örüyorum. Kaç sıra örmüşüm hemen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra örmüşüm arkadaşlar. 7 sırayı bir örelim. Şu kısmı hemen yaptım. Şimdi açıyorum şöyle. Buradan kaçıncı sıra yapmışım? 1, 2. sıraya. Hemen burada da 1, 2. sıra. Yani şuraya. Şöyle bakıyorum. Evet. İpini biraz uzun kestim ki arkadaşlar. Şöyle karşılıklı. Çok pardon, şöyle. Yan olacak, yan yapacağım. 'Yan yapmak zorunda değilsiniz. Hani bunu nasıl isterseniz. Yani yeter ki şu kancayı oraya takabilelim. Halkayı oraya takabilelim. Şöyle. Karşılıklı dikiyorum. Şöyle sağlamlaştırıyorum. Sizler daha muntazam dikişler yapın arkadaşlar. Ben hep söylüyorum. Ben size göstermek için biraz hızlı hızlı hareket edebiliyorum bazen. Çünkü sırada bekleyen başka çantam daha var. Biraz acele ediyorum. Ama size mutlaka dikişlerde yani söylüyorum. Çok daha muntazam dikişler yapabilirsiniz. Şöyle fazla ipi de içeri aldım. Bunu bu şekilde burada sağlamlaştırıyoruz. Ve sonrasında
Şöyle bir aparatınız varsa zinciri de şöyle takacağız arkadaşlar. Eğer aparatınız yoksa ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Şöyle hemen onu da göstereyim. Askı yapmak isterseniz arkadaşlar şöyle zincir çekiyoruz. Boyutunu istediğiniz kadar, yani kolunuza göre ya da çocuğunuza göre yapacaksanız şimdi kaç yapabilirsiniz? Hani 1 metre şöyle az olabilir. 1 metreden fazla mı yapmak gerekir? Onu ben şöyle yaparım. Zinciri ölçerim arkadaşlar. Yapacağınızı da videonun başında söylerim kaç metre, kaç santim yapacağınızı. Şimdi bu boyutunu çektik diyelim. Yani bunu 1 metre yaptık diyelim. Yani örnek gösteriyorum ve ne yapıyorum? Buraya tekli trabzan yapıyorum. Hatta tekli trabzanı şöyle bir değil, iki değil, üçüncü ilmekten itibaren yapıyorum ki bu şekilde olsun. Yani askısı için tekli trabzan yapabilirsiniz. Zincir olarak yapabilirsiniz. Eğer ki zincir askınız yoksa askıyı şöyle kendiniz ayarlayabilirsiniz. Daha ince istiyorsanız zincir çalışın arkadaşlar. Yani bu uzunlukta sonrasında, ama uzunluğunu özellikle dediğim gibi kendiniz ayarlayın. Sonrasında arkadaşlar şuraya halkaya bunu güzelce geçirebilirsiniz. Yani şöyle yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şu top kısmını da göstermek istiyorum. Siz yine bunu tabii kağıt iple yapacaksınız. Şimdi ne yapıyorum? Hemen sihirli halkamı oluşturdum. İçerisine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sık iğne ördüm. Şöyle, bu tabi kağıt ipli olunca daha büyük olacak. Çok fazla kapatmıyorum. Hemen şimdi şöyle hemen bir ilmek kaydırma yaptım. Bir zincir çektim ve ilk ilmeğimi arttırma yapıyorum. İkinciye tek battım. Şimdi tekrar arttırma yapıyorum. İkinciye tek battım. Tekrar arttırma yaptım. İkinciye tek battım. Arttırma yaptım. Ve son ilmeğime tek battım. Şimdi burada artık ilmek kaydırma yapmadan 3 sıra düz örelim arkadaşlar. Hiç arttırmasız, azaltmasız 3 sıra boyunca düz örüyoruz. Hiç arttırma yapmıyoruz. 3 sıra düz ördük. Şimdi arkadaşlar azaltma yapacağız ama azaltmayı şöyle yapacağız. Bakın ilmeğe battım. İpimi aldım. Tekrar yan tarafa battım ve bir kere de çektim. Ve bir sık iğneyi düz örüyorum hemen yanına. Tekrar sık iğneme battım. Alttan ipimi aldım. Tekrar yan sık iğneye battım ve birden çektim. Ve bir tane düz sık iğne yapıyorum. Tekrar ipimi aldım. Sık iğneme battım. İpimi aldım. Ve yan tarafa battım. Birden çektim. Ve düz bir tane sık iğne yaptım. Bu ağız kısmını böyle biraz küçültene kadar buna devam edeceğiz. İpimi aldım, battım yan tarafa ve birden çektim. Şimdi bir tane sık iğne yaptım. İpimi aldım, battım, hemen yan sık iğneye geldim ve birden çektim. Bir tane düz sık iğne yaptım. Tekrar bir tane daha yapıyorum azaltma gibi. Ve bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle bakıyorum yeterli mi diye. Bence yeterli. İsterseniz biraz daha küçültebilirsiniz. Şimdi ilmek kaydırma yaptım. Bir zincir çekiyorum. Ve ipimi kesiyorum. Arkadaşlar şimdi şu yuvarlağın içine isterseniz bir kredi kartı, isterseniz parmakla. Şöyle ben parmaklarımla yaptım. İp doluyoruz. Şöyle ip doluyorum. Bu püskürü ne kadar istediğinize bağlı. Ben şimdi sadece size gösterme amaçlı yapıyorum ama sizler biraz daha fazla yapabilirsiniz. Şimdi ayrıyeten de bir
İp kestim. Tam şöyle orta kısmından şöyle bağladım. Şu topun tam ilk başladığımız kısmı vardı arkadaşlar. Sihirli halkayla oradan şu iki tane bağladığımız ipi geçiriyorum. Şimdi şu püskülleri de içeri alıyoruz. Şöyle düzgün yapalım arkadaşlar. Hatta şöyle durmazsa şurayı biraz daha iğneyle kapatabiliriz. Şimdi püskülleri tam ortalarından şöyle kesiyoruz. Dediğim gibi püskülün yoğunluğunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Sonra şu kısmı da arkadaşlar sağlamlaştırın ve bunu çantanızın üzerine dikin. Bunu istediğiniz boyutlarda yapabilirsiniz.